Medyaskop spor ekranlarından herkese merhabalar. Sideshop isimli Dota 2 programımıza başlıyoruz. International'dan sonra Gökhan'la kopamadık. Dedik ki biz post TI'de baya bir shuffle oldu. Major'da çok yakın. Şimdiden başlayalım dedik. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk araba. Valla arka planınla bile çok hazır bekliyorsun. Dota 2 heyecanımız hız kesmeden devam etti yani. Shuffle'da neler oldu öyle? Vallahi yani sezon arası da bu sene kısa. Bizim için daha iyi, daha kopmamış olduk. Takımlar pek hazır değil gibi gözüküyor ama biz hazırız yani. Zaten shuffle'lar çok ilginç oldu. Yani böyle bakınca eski senelerde hemen böyle göze bir takım çarpardı. Direkt bu takım olmuş derdik. Şu an öyle bir takım yok gibi yani bence. Ya evet zaten Team Spirit ve Game'in dışında hani roster aynı tutabilen takım kalmadı. Hani Liquid'de tek bir değişiklik var, o da Zay bıraktığı için. Yani ara verdi ama ben çok geri döneceğini düşünmüyorum. AM'yi bekliyoruz hala. Güya AM dönecek. PSG/LGD mesela kadrosu hala belli değil. Azur Ray'de kim var kim yok bilmiyoruz. Nothing to Say Invictus Gaming'e geçti. Orada Invictus Gaming kendine gene China Powerhouse dediğimiz şeyli bir takım kurdu. Hani onların da bazı eski aşkları var. O eski aşklarından biri JT'yi geri çağırdılar. Ya orası nasıl olacak bilmiyorum. Yani Mone, Nothing to Say, JT, evet bunlar üst klasman oyuncular ama hani psikolojik olarak çok çabuk dağılan oyuncular. Onları nasıl sürekli motive tutacaklar? Maç içerisinde ne kadar kopmasını engelleyecekler? O meçhul. Beast Coast dağıldı, takım yok. Elemelerde yoklar. EG saldı zaten. Hani EG'nin zaten karanlık yüzünü isteyenler Reddit'te bir sürü başlıkta olabilir. Yani dünyanın en kötü yönetilen organizasyonu olabilir. Gerçekten ismini hak ediyor yani. Evil Geniuses. Yani resmen kulübün içini boşaltmışlar. Bir CEO paramparça etmiş. Galiba sanırım Dota 2 değil. Yani başka alanlarda da bayağı problemler olmuştu, değil mi? Yanlış bilmiyorsam Counter'da mı, LoL'de mi bir yerde daha böyle bir problem olmuştu. Valorant'ta mı artık? Valorant tarafında bir sıkıntılar olmuş galiba. Yani evet bir parasal mevzular, bir ciddi bir sıkıntılar gözüküyordu. Yani EG de şu an için Dota 2'den çıkmış gibi. Belki onlar da ara vermişler. Oyuncular ara veriyor ya. Ben bir ara vereyim. İşte Beast Coast'la beraber Evil Geniuses da şu an elemelerde yok. Onun dışında PSG ismi geldikten sonra Quest laneti üzerine aldı. LGD'den devraldı o laneti. Çok çabuk TI'den elenmişlerdi. Onlar da Toby'yi gönderdiler ki beklenen bir şeydi. Yani Toby'den istedikleri verimi alamamışlardı. Eski aşkları ATF'i alamadılar. Amar'ı. Onlar da gidip Mali'yi aldılar Navi'den. Navi de o zaman elemeler var diye Mali'yi vermek istememişti ama sonunda onlar istediklerini aldı. Boom çok ilginç. SEA'yı bıraktı. SEA'ya geldi. Yani South Amerika'ya geldi. Orada bir süper takım mımsı bir şey kurdular ama yani süper takım demeye bence bir şahit ister. O line-up'ı bir sorayım sana. Yani sence bir başarı sağlayabilir mi? Bana çok tuhaf bir line-up geldi yani. Hani Slatums, MJZ, Secret. Hani Secret gene biraz daha tecrübeli de. Yani ben Slatums bana biraz tuhaf geldi. Ne diyorsun? Ya o roster'ı zaten yarım yarım açıkladılar. Önce Pakaz'la Matthew'u açıkladılar. Ben Evet. dedim herhalde bu ikili şeye gidiyor. SEA'ya gidiyorlar yani. 10 dakika sonra son üçlüyü açıkladılar. Yani sanki biraz şey olmuş. Bu yani Pakaz'la Matthew önce demiş. Gelin bir şeyler yapalım. Bu ikisi de kalan üçlüyü seçmiş gibi bir durum olmuş galiba. Onlar da Hani artık herhalde kafaların uyuştu. En yakın arkadaşlarını seçmişler. Çünkü yani geçen yayında konuşmuştuk galiba. Şimdi geçen sene TI'da Güney Amerika muhteşem performans. tabii. Yani Tandır üstüne bile Awakening daha olarak. fazla organizasyonlar falan işine girdi. Bu sefer süper takımlar kuruldu. Süper takımlar döküldü ama. Evet. İş böyle olunca sanki artık süper takım muhabbeti biraz bitmiş yani. Herkes artık yanına çekmiş kadim dostlarını toplaşmışlar tekrar eskisi gibi. Biraz sanki özüne dönme olmuş Güney Amerika üzerine. Zaten şeyler de çekildi. Beast Coast gitti, Evil Geniuses gitti. Ya yani bunlar da
Ya EG zaten gelmez. Beast Coast'ta arada bir tweet atıp ya biz döneceğiz hala hani işte Güney Amerika'da Dota'yı destekliyoruz falan falan diyorlar ama hani zor gibi geliyor bence bunların dönmesi benim için. Belki başarılı bir roster görürlerse belki satın alırlar. Yani ben öyle düşünüyorum. Atıyorum işte Infinity güzel bir şey gösterir. Performans gösterir. Bir şey görürler. Hadi bunları alalım falan diye. Gene bir beşli stack ama yani o kadar iyi oyuncular var ki şu an boşta. İşte Kayvan'ından tut öbür tarafına Dark Magos'una falan. Yani bir sürü dışarıda kalan iyi Güney Amerikalı oyuncu var. Bazı takımların ne yaptığı da belli. Yani öyle bir major ki o kadar iyi oyuncular, o kadar iyi takımlar ne yapacağı hiçbir şey belli değil. Yani şey komünitenin sevgilisi Artiz mesela ne yapıyor bilmiyoruz. Geçen işte Goxie'nin yayınını izlerken Artiz'i diyor Dark ile oynuyormuş diye girdi. Keri zannetti baktı yani Phosphor oynuyor, Soft Support oynuyor. Acaba dedi Artiz'i dedi rol mü değiştiriyor falan filan. Yani onu tartışıyorlar artık yani mevzu oraya geldi. Ve ondan da ses yok. Hani ne yapacağı belli değil. Diğer taraftan Nine Pandas için çok şeyler dönmüştü. İşte Kiyotaka deli gibi carry kasıyor. İşte rol değiştirecek, mid'i bırakacak. Hiç de öyle olmadı. Kiyotaka Nine Pandas'ı devam ediyor. Solo yok. Onun yanında Antares yok. Miero'yu inaktife çektiler. Ramzes'i offlane'e aldılar ve ilk maçlarını kaybettiler zaten. Qualifier'da. Yani Ramzes'in olduğu takımla zaten bir şeyler başarabiliyorsan çok büyük bir olay. Yani bilmiyorum ben mesela Nine Panels benim için galiba bitti. Yani Roger orayı toparlayabilir mi bilmiyorum da Ramzes de zor. Yani Ramzes'e biraz yol vermeleri gerekiyor. Yani bu kadar paraya aldığı paraya değmeyen oyuncular listesine ben zirveye yazıyorum şeyle birlikte. Artiz ile birlikte. Yani maaşının hakkını vermeyen üvey hain evlat gibi performans konusunda sıkıntılı oyuncular. Nouns yani değiştirdi line-up'ı. Yani bu kadar başarılı bir TI'dan sonra yani saçma sapan hareketler. Yani sadece Gunner geri geldi. Lelis'le birlikte. Ama Gunner'ı şu an offlane'de izleyeceğiz. Bir de herhalde tam bir loser olmak için Fly'ı da aldılar yanlarına. Şimdi elemelerde onlarla birlikte Yuma ile Stormstormer stand'i yapacakmış. Yani benim çok bir şeyim yok orada. Bir beklentim yok. Yani çok tuhaf bir takım seçimi. Güneydoğu Asya'da da dediğin hani süper takım muhabbetleri çok ciddi ciddi yapıldı. Özellikle Talon'un ekibini komple ayrıldılar zaten 5'i birden ama 4'ü tekrar aynı takıma gittiler. Sadece araya bir Armel attılar. Burada 23 Savage'a seslenmek istiyorum. Filipinli oyuncuları beğenmiyordun, ırkçı diyordun. Armel'i niye aldın takımına? Madem bütün Taylandları topladın oraya. Niye gidip araya bir tane şey alıyorsun? Filipinlerle biliyorsun çok büyük problemler yaşamıştı işte. Özellikle Kuku bağlamında işte çok ırkçılardı bilmem nelerdi. Fanatikten ondan ayrıldım bilmem ne falan diye. Şimdi bu oyuncularla niye devam Armel'i niye aldı araya? O da biraz meçhul. Ben Armel'in gene Gebi'yle bir araya geleceğini düşünüyordum ama Abed daha ağır basmış. Yani orada Raven, Abed, Gebi Blacklist'e toparlandılar. Teams de Kuku'nun ayağını kaydırdı. Oraya Carlo'yu aldırdı. İlk başta biraz problemlilerdi de biliyorsun Open Qualifier'ın birinci kısmında elendiler. Hani Best of One'da küt diye bir anda baktık Blacklist kaybolmuş. Neyse Qualifier 2'den geldi onlar da. Ya orası çok karışık yani ben 8 takıma bakıyorum 8'i de iyi. Yani hani denkler iyi derken denkler yani. Hani Execration mesela 2 gün kaybetti. Geekfem iyi duruyor. Koksu onlar. Offlane'e kaydırdı. İşte eski ismiyle Lelouch. Çok önceki ismine döndü işte Mac. Natsumi geldi. Scam zaten bana sorarsan Güneydoğu Asya'nın kral adamı yani. Bence o adamın Avrupa'ya gelmesi lazım yani bu kadar poz 5 sıkıntısı çeken bir Avrupa'da. Şu an Likuid'a koy. Likuid'u finale çıkartır şampiyon yapar yani. O derece zeki adam. Insania'yı bir gram aramayız. Umarım Geekfam'da da onlar bir çıkışa geçerler. Aurora zaten rahat gidiyor. Aurora, Geekfam, Blacklist, Talon bunlar çıktılar. Talon da zaten yeni bir beşli kurdu. Yani herhalde şey diyebilir miyiz ya bu bölgenin en güçlü daha doğrusu en güçlü bölge diyebilir miyiz? Ya yani buradan bir takım gelecek sonuçta. Ama hangisi olacağını tahmin bile edemiyoruz. Sen ne diyorsun bu duruma? Valla şey olarak hani yıldız gücü olarak baksak yani mesela böyle elimizde Dota Manager gibi bir oyun olsa
şu an kurulmuş takımların hepsi bir belli bir reyting seviyesinde gözükse herhalde en yüksek reytingler şu an Güney Doğu Asya'dan çıkar gibi duruyor. Yani özellikle ya Blacklist ben açıkçası şimdi geçen sene çok kuvvetli geldiler onlar. Direkt başarısızlık gelince ben çıkarlar diye düşünmüştüm. Ya da en azından ilk major sonrasına kadar izleyelim vesaire olabilir diye düşündüm ama direkt hani onlar da AB'nin yurda dönüşünü coşkuyla karşıladı. Aurora'ya bakıyorsun yani ben baktım dedim ya bu Aurora kim, bir baktım içinden Rus Sırp organizasyon çıktı bir tane. Ya bu Sizin ne adamlar işiniz var SA'yı burada hani? nereden gördüler, kim beğendi, kim tavsiye etti, aldıkları roster'da yani şimdi Talon'a şeye geçen sene şeye bakarsan sene içerisindeki en çok turnuvalardan para kazanmış takımlar da Talon ikinci. 2023'te 2 diyorum pardon 4. galiba 2 milyon dolardan fazla prize pool'dan ödül kazanmışlar. Yani şimdi bölgenin en pahalı roster'ı. O yüzden masrafı çoktur. Yani büyük ihtimalle yani şu an en çok masrafı olan organizasyon burada Blacklist 1 ise Aurora 2'dir. Blacklist'te şimdi başarı yok ama getirdiği isimler çok marka isimler bölgede. Özellikle Abed'in gelişi zaten büyük bir olay yani. Kesinlikle. Ya yani bu şu an hani dedik ilk major'da tam hani nereye invite, ne kadar verelim, nereye slot, kaç kişi çağıralım vesaire tam oturmadığı için hani SEA önümüzdeki major'larda bence bu slot sayısı artabilir. Çünkü yani şimdi buraya bakıyorsun tamam buradan bir takım gelecek ama kalanlar ne kemirecek yani bu adamlar ne yiyecek? Kesinlikle özellikle SEA'nin ve hani 6 ay önce Çin demezdim ama Çin'e de slot gelmesi lazım. Önümüzdeki major'larda çok fazla stacklenmiş takım var yani bölgelerde. Ki hani şimdi mesela Avrupa'ya bakıyoruz. Avrupa'da yani yine kimin çıkacak, kimin geleceği belli. Ama hani mesela Avrupa ile Doğu Avrupa'nın ilerleyen dönemlerde belki bir MENA kapısı açılacak. Yani MENA'ya geçmeye çalışanlar bence olacaktır. Çünkü yani talep yok şu an bölgeye. Açık bir kapı gibi. Ama bir bakarsın belki bunlar Avrupa'dan değil de bir anda Çinlilerle SEA'ler MENA'ya doluşmaya başlarsa o zaman ortalık karışır yani. Şeydeki Dendi'nin Kuzey Amerika'ya yaptığını diğer bölgedekiler MENA'ya yapabilir. Yani MENA'da da şu an iki tane güçlü takım var. Onlardan biri gelecek. Ama yani Closed Qualifier'da 6 takım var ya. 8 takım diyorsun. Open'da takım gelmemiş yani. Hani iki takım daha çıksa maç yapmadan gelecekler zaten yani. Hani Closed'da kalacaklar. Direkt böyle şey, abi senin maç yapmana gerek yok. De, gel direkt Closed'dan başla yani. Hani şey gibi, hatta bir ara sende de konuştuk ya, ya böyle beşli stack Türk toparlayıp biz mi girsek falan, böyle hani şey yapsak, çünkü hani bizim bölgede çoğunlukla MENA'ya girdiği için hani acaba Türk oyuncular buraya mı yönelseydi, çünkü bir takım kurup başvursan, kabul edilsen otomatikman Closed Qualifier'a girecektin. Öyle bir şey de Aynen öyle. yapmadılar. Batı Avrupa'dan giren 3 tane oyuncu vardı. Türk, üçü de şey oldu diyelim. Yani gitti gibi. Yani bir tanesi Closed Qualifier'a ulaştı ama yani diğerleri bayağı sıkıntı yaşıyor. Bir tek Stoic var. D2 Hustlers'ta. Onlar da çok kötü bir Team Liquid mağlubiyeti yaşadılar. O Stoic de biraz böyle bir şey yapıyordu. Şu an herhalde oyunu kapatmış. Gidip yemek falan yiyordur ya da dışarı çıkıp dolaşmıştır. Çünkü çok gerçekten iki maçta çok ciddi ezildi. Yani ben açıkçası bir sonraki Major için yani Türk oyuncuların ya abi MENA'ya gidelim, bir MENA'yı bir deneyelim diye bir düşünmeleri gerekiyor. Yani belki KZ Team mesela şey yapsaydı, bu Yunan takımını almasaydı, hani bir Türk stack'le MENA'ya girebilirdi. Ne diyorsun bu durum? Ya ben açıkçası bu ESL'in kurallar kitabını okumadım, görmedim. Ama dün Reddit'te bir konu vardı. Şeyi tartışmışlar. Biri MENA qualifier'ları paylaşmış. Ya demiş burada tuhaf bir şeyler mi dönüyor? Ne oluyor MENA'da demiş. Para para. Altın yani onlar da şeye bakmışlar. Yani open qualifier 1'e basıyorsun. Takım yok. Kimse gelmemiş. Bay bay içeride. Bay bay içeride. Yani kimse sign-up'lamamış. Orada da yani şaşıranlar olmuş. Çünkü bu eskiden şey vardı. Bu WESG diye bir turnuva vardı böyle Dünya Evet. Kupası kıvamında. İşte o Evet. dönem her Afrika ülkesinden bir takım çıkıyordu. Çok fazla da takım
katılıyordu yani. Şimdi herkes orayı düşünüp katılımın yine yüksek olacağını düşünüyordu. Tamam hani ya çok büyük oyuncu yok bölgede. Ama yani sıfır katılım çıkacağını kimse düşünmedi. Alta biri şey yazmış demiş yani MENA'da şey yok, Türkiye yok yazmış biri. Türkiye'de demiş çok fazla üst kalibre oyuncu var şu an ama bölgesel olarak MENA'ya dahil değiller yazmış. Onu tam olarak kaynak nereden gördü de bildi bilmiyorum. Şu anda yani bir ihtimal MENA bölgesinde, ESL'in MENA bölgesinde ülke olarak Türkiye olmadığı için katılamıyor olabiliriz. Ama şöyle yani çünkü yine şey devam ediyor bu Valve'ın DPC'de şey kuralı vardı ya 3 oyuncu bölgede olmak zorunda. Yani eğer o 3 oyuncu Türkiye'de olması, MENA'da olmaya tekabül etmiyorsa bizim için sıkıntı. Çünkü o bizim oyuncuların çoğu genç. Yani buraya bırakıp MENA'da nereye gideceksin yani şimdi? Lübnan'a mı yerleşecek? O da bir sıkıntı. Ama şeyi de anlıyorum yani şimdi yani Türkiye'yi MENA'ya kattığın an Avrupa'dan geçiş çok kolay. Yani zaten hemen Avrupa sayılır yani. Direkt herkes gelir yani. Bütün batıyla doğu bence yani şuradan bakayım mesela. Virtus Pro de çıkamasın direkt MENA'da soluğu alır yani bence. Nine Pandas kesinlikle. Hani İstanbul'da base kurmanın masrafı çok üzmez yani bu takımları. O Bence yüzden entity bile koşar ya. hani kasti olarak bunu düşünerek Türkiye'yi katmamış olabilirler. Yani çünkü hani atıyorum bakalım. Şimdi bir Türkiye var bir yanda. Türkiye'ye gelmeyi düşünüyorsun MENA'da oynamak için. Yani Devlet kucak açar biz abi, gel bir vergi ver bana diye. hani oyuncusun. Bir ihtimal var Türkiye, diğer ihtimal var Fas ya da ne bileyim Mısır mı, Tunus mu, Katar İran'a mı falan. gideceksin? Nereye gideceksin yani? Ben %100 Türkiye'yi tercih ederim. O yüzden o kapı bilerek kapatılmış olabilir gibi. Yani açılırsa özellikle bizim Sine çok yarar ya. Yani çünkü yani kaç kere DPC Division 2'nin kapısından döndü bizim oyuncular. Hani böyle bir şey olacak yani bir umut var, heves de var. Bir fırsat gelse belki bir şey yapacaklar ama işte o fırsat gelemiyor. Çünkü giriyorsun qualifier'a karşı Team Liquid var yani. Ya imkansız canım yani Batı Avrupa'da. Hani bir tane Türk oyuncu görebildik Division 1'e kadar çıkan. O da zaten hani Quest'teydi. Voiter. Ondan sonra zaten hemen şeye uğradı. Kıyıma uğradı. Abi sen sırıtıyorsun, hadi bakayım güle güle diye yolladılar. KZ Team çok zorladı. O da OG'ye denk geldi. Orada bir telef oldu. Ondan sonra da yine güzel bir 5-stack'li bir takıma denk geldi. Yani bayağı tecrübeli. Kalamadılar Division 2'ye. Yani bilmiyorum. Bence MENA güzel bir kapı olur Türk oyuncuları. Çünkü Türk oyuncular yok abi. Yani kayboluyor. Ha, Doğu Avrupa'dan gelseler aynı sonuç. Batı Avrupa'dan gelseler aynı sonuç. Hani Batı Avrupa'dan girsen yani Division 2'dekiler de sağlam tokatlıyor. Doğu Avrupa'da da öyle olacak. Yani Doğu Avrupa'nın da ikinci ligi kötü değildi yani öyle. Hani ikincilikten çıkıp da haydi diye patara kütere dağılan takımlar var. Daha geçen sene ikincilikte Solo'yla Ramzez oynuyordu yani. Hani onlar birinci lige çıktılar da öyle şey yaptılar. Major'lara katılıp sonra TI biletini aldılar. Yani bilmiyorum, MENA kapısı yani bir şekilde bize açılması lazım. Buradan Gençlik Spor Bakanlığı'na sesleniyoruz. Valve ile bir iletişime geçin. MENA kapılarını açın. Çünkü dediğin gibi organizasyonlar gelip Türkiye'de bir karargah tutarsalar deli gibi para akacak zaten bunlara da. Onlar da bayılır zaten. Dolar, euro gelecek. Bilmem ne gelecek falan. Burada beni şaşırtan şey yani MENA bölgesi zayıfken Nigma niye gelmedi yani? Hani sonuçta Batı Avrupa'da yerlerde sürünen bir Nigma vardı. Şu an burada doğru düzgün bir rekabet yok. İki tane kafaya oynayan takım var. Nigma nerede yani? Kuroki bu kadar inat ettin, bu sene neredesin kardeşim? Hani oyuncularını verip duruyor. Mikey geri dönmüş Winterbeer'a. Terk etti. Yuma gitti standing olarak. ATF gitti. Hani MC duruyor elinde. Sen duruyorsun. Yani Miracle evet inaktif ama gene bir line-up toparlayabilirlerdi. Yani bir sürü kontrat var elinde. Sumaylı bilmem nesi falan yani. 8 kişi falan şeyin içerisinde, takımın içerisinde 5'i falan inaktif. Böyle bir durum. Nigma ile ilgili bir şeyler söylemiştim. Program öncesinde burada da bir şey yap. Nigma'da neler oluyor abi? Bir sürü Nigma fanı var. Nigma nerede diye soruyorlar. Valla Enigma yani
oturtamadı büyük ihtimalle. Çünkü bu dönem özellikle TI'ye doğru biraz şey oldu. Şimdi şey gibi düşün. Bu kadrodaki oyuncular Kroki'nin elindeydi. Gün yüzü görmüyordu bu çocuklar. Major yüzü görmüyordu. Ama ne oldu? İşte Stand'in ihtiyacı oldu. Mind Control bir gitti. Ya dedi dünya varmış ya. Tabii canım, OG'ye Bu böyle ne? cuk diye oturmuştu. Ki yani bu takım o kadar gözden uzakta kaldı ki insanlar oyuncuların yeteneklerini sorgulamaya başladı. Yani mesela ilk OG Mind Control Stand'in olarak açıkladı. İnsanlar dalga geçiyordu. Yani Mind Control ne alaka? Bitmiş gitmiş oyuncuyu getiriyorlar Major için falan. Sonra Mind Control bir çıktı. Abi bu adam neymiş ya? Herkese de OG Mind Control alsın. OG Mind Control alsın bir anda. Yani çok efsane bir takım. Çok efsane bir geçmişleri var. Ama birbirlerine bu kadar bağlı kalmaları sebebiyle çok fazla bireysel olarak şans kaçırdıklarını düşünüyorum. Yani hani mesela kadronun yarısı belki doydu. Çok fazla hani başarı yaş değiller ama yani mesela Mind Control'e bakıyorsun hala adam oynamaktan çok zevk alıyor yani üst seviyede. O şeyden zaten, o OG ile finalden beri böyle bir içinde bir burukluk var. O şeyde, finalde o kadar ezildi, rezil oldu. Onun bir intikamını almak istiyor. Ama izin vermiyor gibi Kuroki. Yani bir de şey var galiba, onların çoğu ortakmış. Yani takıma işte Kuroki, GH, işte MC, Miracle, bunların hepsinin bir galiba hissesi varmış. O yüzden de gidemiyorlar diye böyle bir söylenti vardı. Bilmiyorum, bir doğruluk payı var mı? Valla yani Nigma özelinde var mı bilmiyorum ama o şeyde öyleydi. Fly'ın OG'de hissesi vardı. Bu TI 8 öncesi bir ayrılıklı, olaylı ayrılıklar olmuştu ya bunların. Evet. O dönem galiba her şeyi bırakıp öyle çıkmıştı diye hatırlıyorum ben. Çünkü hani şey kuralları falan da vardı sanırım. Ceketimi alıp çıktım. O dönem şey de vardı. Büyük ihtimal hala vardır. Takım sahipleri başka yani başka takımda oynayan biri başka bir takımın sahibi olamaz. Artı işte aynı takım birden farklı roster'a sahip olamaz tarzı kurallar o dönem geliyordu. Yani büyük ya yani muhtemelen öyle bir durum olmuş olabilir yani sonuçta bunlar da Liquid'den ayrılır. Yani Liquid'in çok prime bir döneminde ayrıldılar açıkçası. Bu ikinci finale çıkışları sonrasında ayrılmışlardı Evet. galiba. Evet, oradan ayrıldılar. Sonra şey, Alliance'ın roster'ı kaydı işte. Insania'lar, MK falan filan, onlar geldi Liquid'e. Tabii şimdi arkaya da çok fazla büyük sponsor alınca hani o ayrılık bunlara çok koymadı. Ama yani dediğin gibi şimdi bu bütün MENA olayı MENA'yı ilk gördüm. ESL One Kuala Lumpur sayfasında MENA'yı ilk gördüm. Nigma geldi yani. Direkt dedim ki yani Nigma bunu bekliyordu büyük ihtimal ve sonunda oldu. Ama Nigma şimdi için büyük bölge ihtimal açtılar. kesinlikle yani zaten çoğu insan onunla dalga geçiyordu bu arada. Hani sonunda işte şeyde çok olay olmuştu. Geçen sene bir direkt bir turnuvaya Nigma'yla Alliance mı direkt invite almıştı? Niye bunlar invite alıyor falan filan demişlerdi. Sonuç olarak yani bu takımlar ne kadar kuvvetsiz olsa da bu organizasyonların isimleri izleyici çekiyor. Oyuncuların geçmişleri falan. Yani o ya organizasyon ismi ya oyuncuların ismi falan çekiyor yani. Aynen öyle. Ama şimdi büyük ihtimalle hani durum şey ya Mind Control abi ben oynamak istemiyorum demiş olabilir. Mikey zaten gitmiş. Şu an burada roster'da gözüküyor ama Yuma'yı zaten gönderdiler. İki kişi kafadan yok. Biri oynamak istemiyor. Ya GH zaten nereye çağırsan oynar. O çok babacan bir adamdır. Hatta bizim Türk Dota 2 sahnesinde de arası çok iyidir yani. İşte International 7'yi mi kazanmışlardı? evet, 7 7'yi 7 mi? kazandığı akşam bizim o zaman kim aktifti ya? MDL falan vardı Alperen. Onun DM'lere falan dönüş yapıyordu. O çok teşekkür ederim brocum. Senin sayende şunları öğrendik bilmem ne falan. Çok babacan bir adam. Onu nereye çağırsan oynar. O Kroki'yi bırakmaz ama. Burada büyük soru işareti. Miracle ne olacak? Yani bu şimdi işte herkes diyor ki Miracle dönecek, Miracle dönecek ama şimdi bu adam bir kere çıkıp demedi ki ben dönmek istiyorum. Evet. Ya da oynamak istiyorum. Yani birkaç kere standing olarak döndü geçen sene. O da zoraki gibiydi yani. O oynuyor mu oynuyor. Hala publarda.
Hala çok yüksek seviyede oynuyor. Ama hani mesela şeye baktığımız zaman Mind Control'e baktığın zaman diyorsun ki ya bu adam oynamak istiyor. Bu adam iyi bir takıma gitmek istiyor ama o şey bence şu an Miracle'da yok yani. Geçen sene şeyde Shopify'ın bir şeyinde katılmıştı Abed'in yerine. Millet böyle delirmişti. Artiz şey Miracle bir arada yok finale gidiyor. Nereye finale gidiyor abi? İkisi de primelarını geçmiş oyuncular. Ama tabii yani Miracle tabii şey Artiz'e göre düş konusunda daha yukarıda yani. Hani Artiz bayağı artık şey dalga konusuna düştü. Ama gene Miracle hani iyi bir ekiple birlikte gene kendini gösterebilecek konumda. Acaba diyorum hani CH'de şöyle kuru kıyı çıtlasa ya 3 tane Türk mü alsak takımı 2 tane falan. Böyle bir şeyler buradan yollayalım. Hani madem MENA'dasınız abi bizi de MENA'ya alın gibi bir şey. Bence olabilir. Düşünüyorlar mıdır acaba? Abi aslında bak tam uyuyor yani şimdi bak bu rosterlara bakıyorsun Miracle yani Polonyalı ama işte şey aslında şey temelli var yani MENA temelli var adamın Arapça adı falan var ya adamın adı Bir Ahmet canım zaten. şeyde ülke olarak nereli gözüküyordu o da? Bakayım Yemenli ya. gözüküyor galiba. Yemenli mi? Lübnanlı mı? Öyle bir şeydi galiba. Öyle hatırlıyorum. Veya Ürdünlüymüş. Ürdün. Aynen. Zaten ismi Amer el-Barkavi yani. Direkt Ürdünlü. Yani şimdi bu roster'a bugüne kadar kim girdiyse bizim coğrafyayla bir bağlantısı bir yerden var yani. Şimdi Tabii. bu takım hani bu bence şey değil, tesadüf değil. Kuroki de İranlıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam aslında. Aynen şey İran kökenli Alman ama yani hani muhtemelen anne babası şeyli yani İranlıydı. Romanyalı almış zamanında V33, V33'te Suriyeli. Evet Viyana'da aynen. Yani şimdi bu Viyana'da. Kuroki belli ki eliyle tutmuş gibi din kardeşlerini seçiyor bu takıma. Şeyden çift vatandaşlık olan kim varsa öyle. Hakikaten Hepsi yani birden şu olmuş. an ben de bir aydınlanma yaşıyorum. Bir mind control Bir var herhalde Hristiyan bu arada. onu da döndürmüşlerdir. Ben sana söyleyeyim yani bu kadar adamın yanında takıla takıla namaza başlamıştır. Kardeşim bırak şimdi Ortodoksluğu falan geleyim mi anla diye. Say bakayım İslam'ın şartlarını. Aynen. Yani dediğin gibi Türkiye'den birini getir buraya tam birebir uyuyor sana yani. Kültür diyorsan kültür var. Dibinde desen dibinde. Evet. Ama işte bizde yani Evet. prime oyuncularımız var, yetiştirilebilir ama bir şekilde göz önünde olamıyorlar, kalamıyorlar. Büyük ihtimal ya çok erken aşamalarda bunları düşünüyorlar mıdır bilmiyorum ama vize problemlerini falan vesaire bunları düşünerek de tercih yapıyorlarsa hani daha zor tercihli olabilir. Keza onu şeyde gördük yani OG Chu'yla Misha mıydı diğer çocuk? Evet. Misha İki sene zaten oynadılar. sürekli şey yani alamıyordu. Vize alamayan adam diye tarihe geçti. Bir tane turnuvada tam takım çıkıyor. Yani o genç takım hatırlarsan bir hızlı başlamıştı. Dediler aa nasıl direkt tak diye vurdular herhalde. Yeni efsane roster geliyor. Bir tane major çocuklar beraber oynayamadı. O iki çocuk bu kadar istikrarlı bir şekilde vize alamama durumu ben ilk defa gördüm. Evet. Ya sanki bir süre sonra şey gibi çıktı böyle hani dediler ki ya acaba bilerek mi yapıyor işte hani Seb gelsin. Seb'le çünkü bir major kazandı. Devam abi ben evde takılayım. Siz Seb'le devam edin gibi bir şey gözüküyordu yani OG'de. OG de hani kibar organizasyon. Şey yani kimseyi de kırmak istemiyorlar. Şutlayamadılar da şimdi lafın gelişi. Bence yani o ikinciden itibaren o çocukların takımda kalmasının sebebi tamamen OG'nin kötü gözükmeme şeyi ve yani kimseyi kırmak istememesi. Yani şimdi vize alamadı diye kitlemiş olmayalım sonuçta işte arkadaşımızdır, dostumuzdur. O zaten takım da genelde bu arkadaşlık temelli üzerine kurulduğu için. Evet. Ama yani kesinlikle bu sene tercih yaparken OG o durumu 10 kere düşünmüştür gibi geliyor bana. Yani evet, onları düşünüyorlardır. Ama şu anki yeni roster'dan da benim açıkçası çok müthiş bir ümidim yok. Belli de olmaz. Yani ben özellikle Euro'ya giden beklenen gelişimi göremedim. Yani yarın bir gün TI'de atıyorum favori olabilecek gibi göremiyorum.
Hani Yuragi dururken. Bizim etrafına kurmaları gerekiyor ama Yuragi'yi de inatla tutuyorlar. Ne yapacaklar bilmiyoruz. Yani Secret'ı bugün çok güzel rahat elediler. Whisper çok iyi gözüktü. Ahri de hiç fena değildi ama ya bu biraz Secret'ın kötülüğü de olabilir. Çünkü Alliance'la oynuyorlar. Alliance şu an ilk maçı 41'e 10 mu ne kazandı yani. Baya paramparça etti Secret'ı. O yüzden bence OG biraz bu konuda bir dikkat etmesi lazım. Belki bir bu Major'a katılamazlarsa bir Yuragi sorgulanmaya başlayabilir. Ya da herhalde fesih bedeli mi çok yüksek nedir? Kontratı bitmeden Yuragi'den vazgeçemiyorlar sanki. Ya Şeyden mi beni şey bahset? Heh, şaşırtıyor. evet. Özellikle bu 2016-2019 arası mesela o dönem gerek OG olsun gerek Avrupa'daki diğer takımlar olsun takıma oyuncu getirirken daha fazla risk alıyorlardı. Yani mesela OG kimle başladı? Miracle'la başladı. Ne oldu? Miracle bir sene sonra gitti. Ne yapacağız? Kim getireceğiz? Ne yaptılar? Açtılar leaderboard'u. Tapsın'ı buldular. Tapsın denediler vesaire. Şimdi mesela o dönem o değişiklikler daha kolay yapılıyordu. Ama şimdi mesela bakıyorsun şimdi Watson herhalde şu anda yani benim hatırladığım kadarıyla Uzun rank 1'de zamandır rank bir de yani. ben bu kadar uzun kalmış bir oyuncu hatırlamıyorum. Bir takasla Yani hemen 2 ay Yuragi ile. onu diyeceğim şimdi yani mesela bu Watson'ı çekecek takımın entity olması bana ilginç geliyor. Yani çünkü tanım tam şey OG'lik yani. Evet. Ona uyuyor. Yani sanki 2017'ye kıyasla takımlar biraz daha çekingen. Artık mesela şimdi işte mesela Team Secret'a bakıyorsun ya Chris Tarris'i göndermek için daha neyi bekliyorsun ya? 3 sezon oldu. Ben Papi'nin kimseye bu kadar şans verdiğini hatırlamıyorum. Ki yani bu diğer saydığımız takımlar arasından da Papi herhalde bu oyuncu ilişkileri konusunda en acımasız olanı yani. Beğenmediğini kesinlikle gönderecek bir adam. Efsane Ki Midvala bir yani bakışı vardı. International'da ya böyle. Ondan sonra gitti. hani Kristalis efendi adamdır, iyidir, şeydir ama sırıttığı çok anlaşılıyor. Yani özellikle geçen sene gittikleri TI'da tamam ikinci oldular ama hani ikinci olurken bile insanların hep Nişa vardı Kristalis'tir. yani. Nişa bayağı taşıdı nişa yani. Beli ağrıdı taşımaktan. Hani mesela bakıyorum bu Watson'ı getirecek adam bence Team Secret olmalıydı. Ya da OG olmalıydı. Bunların Evet. carry'e ihtiyacı var. Parlayan biri var. Daha önce hiçbir takımda oynamamış. Al beni diye bağırıyor. Ama bu adamı entity kapıyor. Yani sanki takımlar bu scouting tarafını çok boşlamaya başladı. Ya bir de Doğu Avrupa'da acayip yetenekler var. Mesela şimdi Team Falcons'tan bahsedeyim. Yani Team Falcons'taki oyuncular işte Malrin geldi. Mesela Malrin deli gibi Secret'a yazılıyordu. Secret işte Malrin alacak, Malrin alacak falan filan diye. Ya bunlara niye gitmiyorsun? Kiyotaka'ya niye gitmedin Nine Panthers'ta? Daha bir de bir sürü böyle yetenek var. Mesela Young G'yi ben hala anlamıyorum. Niye bir büyük bir takım almıyor? Çok iyi bir mid oyuncusu Young G ama üst takımlarda yer alamıyor. Kendine yer bulamıyor. Mesela şimdi Team Falcons'ın kadroya bakıyorum. Snake King'i çıkar. Oraya şey koy, Papi koy. Çok sağlam bir takım olur. Yani bir tarafta Skitter, bir tarafta Mazrim, bir tarafta ATF, bir tarafta Crit. Bence çok güzel bir stack olurdu Secret için. Ama Team Falcons'a kaptırdılar. Team Falcons da ilk defa girdi. Ben onları biraz roketlikten tanıyorum. Orada da çok sağlam bir Arap üçlü vardı. Bayağı sağlam oyuncular. Çok da zorladılar ama ya orada tabii başarı gelmesi daha zor. Orada bir Fransa dominasyonu var. Bakalım burada neler yapacaklar? Tutunabilecekler mi? Tabii Five Stack şeyli girdiler. Bir tek ATF var bölgeden. Gerisi komple yani üç tanesi Avrupalı. Bir tanesi Amerikalı. Snake King artık gerçi yerel oldu da buraya. Falcons'ın Snake her yere gidiyor. şansını nasıl görüyorsun peki Falcons'ın yani Quest'i geçip Major'a gelir mi yoksa hani Quest daha mı oturmuş alır mı bileti? Vallahi yani bu Quest'e tam oturdu diyoruz. Bu takım oldu diyoruz. Offlane değişiyor. Quest'i anlamak o durum. Yani biraz zorlanıyorum ben. Çünkü yani eğer hala geçmiş stratejileriyle devam ediyorlarsa çünkü Quest'le röportaj yaptığımda ben açıkçası şimdi de takımın da iş ilişkilerini bilmediğimiz için ben bütün sene zannettim ki ya bu Quest'in offlane'de çok büyük bir beklentisi var. Offlaner'lar geliyor, Quest bunları beğenmiyor, şutluyor. Kardeşim olmuyor diyor, şutluyor. Ben böyle bir şey oluyor zannediyordum. Ama sordum dediler ki yo biz offlaner'larımızla
Her zaman hiç problemimiz olmadı. Offlaner'lar gidiyor. Yani gelen kalmıyor. Gelen kalmıyor dediler. Şimdi böyle olunca sık offlaner değişmeye başlayınca Quest'te şöyle bir sıkıntı oldu. Kalan dörtlü kendi oyununu geliştiremiyor. Çünkü şimdi gelen offlaner'lar da hep çok farklıydı. Yani işte ATF'e bakıyorsun. ATF o çok açgözlü bir offlaner. Yani farm'ı Daha seviyor. greedy, evet. Toby'ye bakıyorsun. Toby tam space making, her şeyi yaparım abi. Objektif alırım abi. Sürekli offlaner değiştiği için Quest'te dörtlü koruyla beraber offlaner'ına ayak uydurmaya çalıştı bütün sezon. Dediler ki ya offlaner geliyor. Biz onun oyun stiline bakıyoruz. Biz dört kişi ona adapte oluyoruz. Ya tamam, bu Quest'i Tia'ya götürdü. Ama belki de aynı sebeplerden dolayı sıfır çekip döndüler. Çünkü takım kendine bir kimlik, karakter, oyun geliştiremedi. Yani her offlaner'da sen değiştirirsen taktiği, bu sefer takım oturmuyor yani bir şekilde. Hani bu sebeplerden dolayı men özelinde ben Team Falcon'a biraz daha sıcak bakıyorum. Daha başarılı olacağını düşünüyorum. Evet, ben de onların maçını çok ciddi merak ediyorum. Mena'dan acaba kim çıkacak? Yavaş yavaş sonuna geliyoruz programın. Yani bu elemeler bitince tekrar yeni bir program yaparız. Hani günleri çok belli olmayacak, o yüzden artık elemeler biter, bir elemeleri değerlendiririz. Ondan sonra Major öncesi de bir program yaparız. Çünkü Shuffle'da konuşamadığımız bir sürü de şey var. Onları da yavaş yavaş değerlendireceğiz. Gökhan, çok teşekkür ediyorum. Güzel bir program başlangıcı oldu bize. Ben teşekkür ederim. Evet, bakalım şimdi Close Qualifier'lar bittikten sonra tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın.